Yani sen Türkiye muazzam bir yere giderken öbür tarafın işgal edildiğini göremiyorsun. Hüksüzleştirmenin bir ayağı sabah programları, bir ayağı TikTok uygulamaları. Netflix'teki tüm belgesellerde bu izi görebilirsiniz. Artık Osmanlı'dan bahsedilmiyor, sadece Roma'dan bahsediliyor. Hatay Expo'da izletilen deprem öncesi tasarlanmış bir videonun deprem sonrası yıkımı anlatan aynı zamanda Roma kartının olduğu pagan sembolleriyle ve dinler arası diyalogla sahnelenmiş bir dizaynın oraya da yapıldığını... Hatay'da yapılması tesadüf mü peki onun? Değil tabii ki Hatay'da yapılması Nasıl Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Çok kıymetli, çok değerli bir konununla beraberiz. Kimle? Sevgili Eray Hacı Osmanoğlu ile birlikteyiz. Son zamanlarda hakikaten de çok güzel uyandırma anlamında müthiş açıklamalar, bilgiler veriyor. Ben de özellikle Politalk kanalımızda kendisinin konuk olması için kendisine ricada bulundum. O da hemen kabul etti. Hakikaten de çok değerli bilgiler vereceğiz bugün. İnşallah hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Ben de evet hoş geldim. <laughs> çok teşekkür ederim. Bizi burada da ağırladın. Çok da güzel oldu. Sevgili dostlar, şimdi tabii Eray Hacı Osmanoğlu deyince akla İlk gelecek olan şey Türksüzleştirme projesi. Şimdi bu proje çok çok önemli. Yani bu dinsizleştirme, Türksüzleştirme yani çok çok üstünde durulması gereken bir konu. E dolayısıyla bu konuyu belki de Türkiye'de en iyi anlatan isimlerin başında Erayacı Osmanoğlu geliyor. Benim aklıma en azından öyle geliyor. Biz de tabii ki anlatıyoruz ama Erayacı Osmanoğlu son çıkardığı Kasem kitabında bunu da söyleyelim. Müthiş bir kitap. Hakikaten öncelikle tavsiye ediyorum. Ben buraya gelmeden önce de biraz da yine kontrol ettim, baktım. Türksüzleştirme projesinden tutun da dinsizleştirme projesine, diğer projelere kadar birçok şeyi harf harf net bir şekilde belge belge bu kitapta okuyabilirsiniz. Ve özellikle benim ilgi alanım olan Vatikan kısmı, Yeni Roma kısmı ayrıca çok önemli. O konuda da gerçekten kutluyorum seni abi. Çünkü bu konuya çok fazla eğilen olmadı bu zamana kadar. Kasem kitabı hakikaten Müthiş bilgiler içeren bir ansiklopedi niteliğinde bir kitap olmuş. Onu da özellikle tavsiye ediyorum izleyicilerimize. Zaten bizim kemik takipçilerimiz seni tanıyor. Bazı yorumlarda da bahsediyorlar. Sağ ee, o anlamda da çok iyi. Şimdi dilersen abi direkt konuya girelim. <laughs> yeni Roma'dan başlamak istiyorum. Çok önemli bir proje. Hı hı. Yeni Roma planları ve asıl proje aslında ne? Yani Yeni Roma ile amaçlanan ne? Vatikan benzeri. İstanbul'da, tıpkı İtalya'da Roma'da olduğu gibi Vatikan benzeri. O eski İstanbul dediğimiz sur içinde kalan yerde Patrikhane bünyesinde ekümeniklik projesi kapsamında yeni bir Roma, yeni bir Vatikan özerk yapı oluşturmaya mı çalışıyorlar? Bu konuda ne diyebiliriz? Şimdi birincisi şuradan bakalım meseleye. Bizim kitaplarımızın bir kere yarısına yakını psikanaliz içerir. Evet. Yani ruh analizi. Hem bu mülkiyetsizleştirme, cinsiyetsizleştirme, Türk süzleştirme gibi projelerin psikolojik sonuçlarını, psikolojik sonuçlarını bildikleri için nasıl tasarlandığını, tasarlayan şeytani oluşumların kimler olduğunu Söyledikleri yalanların ne olduğunu, söyledikleri gibi olmayınca da neler olacağını biz bu anlamda çok iyi anlattığımızı düşünüyoruz. Çünkü bu anlamda burası bir aile danışma merkezi, ruh sağlığı, evet. kliniği, psikosanat. Dolayısıyla bizim genelde uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız hep bireysel vakalarda ama biz bireysel vakaların hep sosyolojik olarak nasıl bir sistemden etkilenip o hale geldiğini biliyoruz. Kişilerin davranıştaki bireysel günlük davranışlarındaki en küçük bir cümlesi çekirdek dil olarak nasıl bir hayattan, nasıl bir kökten etkilendiğini gösterir. O yüzden bizim için sistemi okumak çok zor değil. Bizim için sistemi okumak aslında bizim şifa ve özel dönüş kitaplarının sonrasında Mahfuz ve Kasem kitaplarını doğurdu. Evet Mahfuz da burada. Onu da yeri gelmişken evet. hemen gösterelim. Bu da çok güzel. Bu bana verdiğin ilk kitaplardan biri. Evet. O zaman Beyaz Sivil'e çıktığımız programda Doğru. vermiştin. Hakikaten burada da çok güzel açıklamalar, belgeler, bilgiler var. E zaten bir kitabın da özelliği öyle olması lazım değil mi? Yani bir belge olsun, bir yorum olsun, bir ruha dokunsun. Sen aslında özden bunları çıkartıyorsun. Evet, ben daha da öteye bir şey dokunmaya çalışıyorum. Mesela önceki öze dönüş kitabı geçmişin travmalarından kurtulmaktı. Daha önceki şifa kitabı hastalıkların duygusal sebepleriydi. Olmadan önce sonuçlarına, olduktan sonra çözümüne hep ışık tutuyorduk. Zaten bizim içerideki uzmanlarımız hep böyle çalışırız. Ancak mahfuz sosyolojik bir kitle ihma olduğu kadar Sosyolojik bir uyanışı tetikleyecek bir durumdu. Salgının niye tasarlandığı, ne tek dünya devletine insanların neden evet. sokuluyor, ülkemiz ne tür tehlike altında diye vurguladığımız yerde mahfuzda çektiğimiz filmde bile bizlerden neyi saklıyor derken bizi yok etmek için her şeyi yapacaklar diye bir seslendirme cümlesi var. Orada bir bayrak ardından işte takip sahnesi Karadeniz'den İstanbul'a. Böyle küçük bir, bir dakikalık film yapmıştım. Evet, Geldik Kasem'e. Kasem'de İstanbul'dan evet. Vatikan'a, Haliç'e, Türk dediğimiz projenin bir ayağı olan şimdi depremle patlatılan Kahramanmaraş'a Türkiye'nin Anadolu'nun kalbi olan birçok yerlere birçok önemli yeri koyduğumuzda iki evet. mottodan bahsettik. Senden olanlarla yola çık. İçinizden hiç kimse geri dönüp bakmasın. Bu süreç artık öyle bir şey. Çünkü şeytan öyle yerlere sızmış ki artık maskesi kör olana görünmez hale geldi. İşte bizim anlatmaya çalıştığımız dilin de bir tarafı bu. Sadece belgeyi koyup ortaya evet. bir şey anlatmıyoruz. Yani biz Amerika'nın mültecileri kullanarak nasıl bir sosyolojik yıkım, Türk dediğimiz burada uygulandığında Türk dünyanın neresinde uygulanırsa uygulanırsın bir demografik yapı bozukluğunu doğurur. Değil mi? Bu bilinir. Aslında bu adamlar psikolojiyi ve sosyolojiyi bu olayları tasarlanmaktan daha fazla iyi biliyorlar. Çünkü sonuçları buna göre tasarlanıyor. Zaten yalan dediğimiz şeyin tasarımı da bilişsel çarpmalardır psikolojide. Sana yalan üretiyor, zannediş üretiyor. Yani sen Türkiye muazzam bir yere giderken öbür tarafın işgal edildiğini göremiyorsun. Din adamlarının bazı onlara çalışanları sana olan tehlikeyi göstermemek için bunun bir kıyamet alameti söylüyor. Sen ha madem öyle deyip düşmanla savaşmayı kesiyorsun. Evet. Bu anlamda muazzam bir tasarım var. Türksüzleştirmenin bir ayağı sabah programları, bir ayağı TikTok uygulamaları, diğer ayağı milli eğitime sokulan cinsiyetsizleşme projeleri, bir ayağı aşılanmak, bir ayağı bu uzmanlar, bir ayağı epistemik olarak Epistemik cemaat diyoruz biz onlara. İşte bazı bilim adamları var ya İstanbul'u terk ettik. Bir ayağı onlar, onlar korkuyu yayarak evet. bir proje eşliğinde bir duygusal sonuçta bir çıkarı ediyor. ediyor ama bir yandan da İstanbul'u finans merkezleri yapılıyor. Evet. Nasıl olacak? Çünkü zaten yeni Roma dediğimiz yerin başkenti İstanbul. Evet. İstanbul'da en çok önemsedikleri yer o Roma'nın önemsediği yer, folyon yani Ayasofya'nın tam ortasında o Taç Töreni'nin olduğu yer. Dolayısıyla yeni Roma... Oraya planlı... özellikle mi saklanır hocam? Özellikle sakladılar. Orayı camiye çevirttirmediler. Peki biri için mi ya sakladılar? Ya da çevirmediler bilmiyorum. Hayır Biri için mi saklıyorlar acaba? Öyle olabilir <laughs> mi? Şimdi <laughs> Barthelemos'tan sonra özellikle evet. ben orayı söyleyeyim sana <laughs> ondan sonra pas atalım abi. At. Barthelemos'tan sonra Barthelemos bu ekumeniklik projeyi bu Vatikan'ın özellikle sur içinde küçük Vatikan kurma <laughs> projesinde Patrikhane'yi ayrı bir özerk yapı kurmaya çalıştırılmasında Barthelemos'tan çok faydalandı. İnanılmaz Barthelemos bu konuda... Zaten kendisi de bu ekümenik ve New Roma, yeni Roma söylemlerini sürekli Bahreyn'de katıldığı toplantıda Orada da söylüyor. Attığı imzalarda var. Bak attığı imzalarda da var. Ondan önce toplantılarda Yani işgal Niv edilmiş Roma. bir İstanbul'un Yeni Lozan Roma ismini almış. Yeni Roma, Niv Roma yazıyor. New Roma ekümenik Konstantinopolis işte Patrik, Patrik. öyle şekilde geçiyor. Şimdi bir kere kesinlikle biz bunları reddediyoruz zaten. Bunu diyen kişinin de Fatih'teki bir evet. kilisede bu toprakların çalışan bir papazı olduğunu anlatmak lazım. Evet, işte o yüzden de Lozan'ı işletirsek benim hep söylediğim şey Lozan aslında çok faydalı bir anlaşma ne? ama kabul ettirebilirsen. Lozan'a göre konu açılmışken söyleyeyim. Normalde adalar kaç mil biliyor musun bizim yani Ege Kıtasan 3 mil. 3 mil. Ama 6 edip çıkarmış. Örnek veriyorum. Onların kabul edip etmemelerini sormuyoruz ki biz. Onlara sorarsanız onların içerideki adamları da Türk yoktur diyor mesela. Türk bir sentezdir diyor. Hayır. Sen yoksun bir kere. Şöyle, Senin soyun da yok. Burası Türkiye evet. Cumhuriyeti. Bunu da bir hatırlatmak Tabii lazım. Tabii. Şunu söylemek istiyorum özellikle. Bak bu çok önemli abi. Şimdi adam diyor ki Lozan'ı işletirsek. Bak yine üstüne basa basa söylüyorum bunu. Ben zaten daha önce de anlatıyorum biliyorsun. Lozan'ı eğer işletebilirsen, Lozan'ı oradaki gibi işletebilirsen yani yazıldığı gibi ne Ekümenik Patrik kalır. Net söyleyeyim. Fatih Kaymakamlığına bağlı. Evet doğru. Bu Lozan. E ne efendim diğer taraftan bu işte üç mil olayı Uygulatılır 6 mil dahi olmaz ki bugün onu kimle çıkarmak istiyor. Ne de diğer hususlar bulur. Ama sen var olan bu anlaşmayı ki dönemin şartlarına göre altını çiziyorum bir tarihçi olarak dönemin şartlarına göre çok önemli ve faydalı Türkiye bir anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının taviridir kuruluş. Ama bütün devletlerin kuruluş belgesi vardır. Mesela İsrail'de balfour deklarasyonu. İngiltere'nin Magna Carta'ya kadar gider. Bizim de Lozan Anlaşması. Şimdi bu anlaşmayı uygulatabilirsen çok faydalı. Uygulatamazsan i̇şte altında kalırsın Kibar bari. kibar onlara bir şeyleri uygulamasını beklersen uygulatamazsın tabii ki. Kibar kibar değil. Bunu açık açık söylenmesi lazım, uygulatılması lazım. Niye Hatta söylemiyorlar? Çağrı buluyor. Çağrı da bulunuyorum sürekli bir tane. Ha kibar olur. kibar diyor ki bunu söyleyin. Niye söylemiyorsunuz? Kıvır yumuşak yumuşak davranıyorsunuz. Evet, aynen öyle. O hmm. aynen o ayrı bir şey. O Şimdi, zaman bunu işte muhatabı biliyorsa bunu o zaman uygulatacak. Yani bu devlet birilerine emanet edildiyse, görevlendirildiyse burada uygulanmayan bir şey gelip de birilerinin Bahreyn'e gidip buranın yemeğini içip, suyunu içip, Bahreyn'e gidip işgal edilmiş bir İstanbul'un patriyim dediğinde o ayıp sadece onun değildir. Burada ona haddini bildirmeyenlerindir. Ve maalesef üzülerek söylüyorum. Hani devlet her şeyin farkında. Muhakkak onu da bekliyor. Devlet Bartelomos'dan sonraki dönemi bile e, tahmin ediyor ki. Bartelomos dediğim gibi bu işin hazırlıcısı, piyon. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Şimdi ne yapacaklar? Bazı yöneticilerimiz dahi telaffuz doğru. ederken, telaffuz ederken Bakın çok önemli böyle tweetler atılmıştı zamanında. Farkında. Ekümenik olarak lanse etti. Hatta bak farkında sen Farkında olduğu için Ayasofya'nın orası sen, camiye çevrilmedi de oraya özel şeritlerle açılıp onlara şimdi oraya da geleceğim. Sen Trabzonlusun bak Trabzon'da bile e, gitti işte efendim orada Patrick Bartholomeus gittiğinde ekümenik diye forma verdiler adama. Şimdi bu formayı verenler bunu bilmiyor muydu? Bilmiyor da olabilir. Veya bu formayı kim verdi? Bak o da ayrımız. Bakın Trabzon'u vurgulayacaksak iki yerden vurgulayalım. Bu çok önemli. Bak. Trabzon Nereye Trabzon öz, öz milliyetçi evlatlarının haricinde Trabzonlular planlar var. Üçkağıtçı, siyasetçileriyle de aynı zamanda mafyasıyla daha çok alınıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla Trabzon lobisi diye şu anda yönetimde birçok yerde bir oluşum var. Bu oluşumu biz gerçek Trabzonlulara almıyoruz. Arkasında da Bravo. değiliz. Bravo. Ben ne demek istiyorum? Anladınız mı? Dolayısıyla la bir... temsil edenleri değil, Heh. arkasında duranlarla Benim temsil edeceğiz. Benim dediğimi anladın değil mi? Yani Trabzon'un Trabzon içine kadar bu giriyor. Buradaki insanların içine kadar giriyor ve bu söylem, bak maalesef üzülerek söylüyorum, her yerde var. Bunu ne yapmamız lazım biliyor musun? İşte bu söylemi öncelikle bir yıkıp, ki Kasem kitabında sen bunu yaptın, biz de bunun mücadelesini hı hı. veriyoruz. Bunu yapacağız. Biz vatan mücadelesi, bizim için Trabzon öyle. değil, bütün her yer. Aynen öyle, bunun önemli. mücadelesini vereceğiz. Yani Kurtuluş Savaşı'nda hayatı boyunca Çanakkale'yi görmeyen kişiler evlatlarını kınalayıp oraya savaşa gönderdi. Kesinlikle. Korkuyoruz biz korku da demediler. Aslan Aynen. gibi Bravo. bu vatan için savunmasız... Ee, kalan hiçbir ocak kalmadı. Herkes gereğini her yerde yaptı. Dolayısıyla ben Trabzon vurgusuna değinince oraya girmek zorunda kaldım. Tabii Yoksa ki. bir il vurgusu yapmıyorum. Çünkü bizim için vatandır önemli olan. Türk milletidir birinci önemli olan. Dünya genelinde de masum insanlıktır tabii Aynen. ki bizim korumamız gerektiği. Ama Karadeniz vurgusunu, bir Trabzon lobisini birçok yerde gördükçe bizim tabii ki üzülüyoruz. Kanımız akıyor yani, canımız yanmıyor sadece durumu böyle anlatmak Aynen. lazım. Ve biz de eğer Türk milletini biri temsil edecekse ya da eğer bireysel olarak bir il ilçe'yi temsil edecekse oralardan böyle evlatlar çıkarmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Oranın siyasete girip de oraya ihanet etmesini, ülkeye ihanet etmesini ya da aynı zamanda gidip o Bahreyn'deki yerde onun Bartolomeos'un ben yeni romanın patriğim demesini göz yummuyoruz. Derhal Bak bireysel olarak ben bireysel olarak buraya çağırıyorum gel yani yetkilerim olmadığı evet, için gelmiyor. Derhal çağıracaksın. O değil da mi çağıracak. Derhal çağıracaksın. Kardeşim sen ne yapmaya çalışıyorsun? Özür dileyeceksin. Ya da, da delirtmeyeceksin. Veya Dendias buraya geldi dedi abi? Geçenlerde. Ben dedi Konstantinopolis, değil mi? Ekümenik Patriği ziyaret edeceğim. Ziyaret etti ya. Hı -hı. Mesela o açıklamayı yapar yapmaz Twitter'dan hemen o ziyareti iptal edeceksin. Şimdi bu adamın. da olsa iptal edeceksin, doğru mu? Tamam. Şimdi Dendias'tan genele çıkalım. Zaten Açın Dendias mi? Genel. Tamam Dendias genel. Dendias bir... genel. Mike Pompeo geldi buraya. Mike Pompeo geldiği zaman ne oldu biliyor musun abi? Bak çok önemli. Mike Pompeo'ya geldi. Burada Patrik'le görüştü. Ekümenik Patrick diye görüştü. Mike Pompeo buraya gelip Dışişleri Bakanı'ydı o zaman. Burada Dışişleri Bakanlarından bir tane temsilciyle görüşmeden bu adamla görüştü. Görüştürmeyeceksin işte. Şimdi serini bir yere taşıyacağım. Şimdi yeni Roma deyince bunu sadece tabii Bartholomew sözü bırakmamak lazım. Biraz olayı geniş alalım. Evet. Büyük Orta Doğu'ya gidelim. Aynı zamanda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Emmanuel Macron'un Fransız Başbakanı var ya onunla birlikte ne dediğine bakalım. Bu adamlar özellikle ben neden Büyük Orta Doğu projesinin aynı zamanda yeni Roma olduğunu eski isminin ne olduğunu, şimdi sinsi planın bu olduğunu açığa çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü Netflix'teki tüm belgesellerde bu izi görebilirsiniz. Artık Osmanlı'dan bahsedilmiyor, sadece Roma'dan bahsediliyor. Konstantinopoli diye geçiyor değil mi İstanbul'da? Evet, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de canlandırmaya çalıştığı turizm bölgelerine baktığımız zaman hipodrom dahil hepsinin yeni Roma için tasarlanmış. Roma'nın hipodromu, Roma'nın kültürel değerleri gibi bazı resmi kanalların da eliyle sahaya sürdürülen ciddi bir Romalaşma, Roma'ya dönme durumu var. Bunu çünkü Hatay Expo'da hmm. da görüyoruz. Hatay Expo'da izlettirilen deprem öncesi tasarlanmış bir videonun deprem sonrası yıkımı anlatan, aynı zamanda Roma kartalının olduğu, pagan sembolleriyle ve dinler arası diyalogla sahnelenmiş bir dizaynın oraya da yapıldığını. Hatay'da yapılması tesadüf mü peki onun? Değil tabii ki. Hatay'da yapılması depremin de Hatay'da? Hatay'da şöyle bir dünyadaki ilk kilisenin Hatay olması, ilk Hıristiyan kelimesinin de orası olması, İsrail'in vadilmiş topraklar olarak orayı görmesi, orayı aynı zamanda Oradaki birçok yeri. Dolayısıyla Kahramanmaraş Expo'nun da daha önceden orada yapılması. TAM projesiyle TAM denen bir tatbikatla 2019'da depremin olacağını bütün herkes resmi biliyorken bile aslında önlem almayıp yani bugün 2019'daki o... deprem tatbikatını tatbikatı söylüyorsun. Tatbikatı evet. var resmi olarak yapıldı. Evet. Bir şey de yapılmadı. Yani önlem olarak da bir şey yapılmadı. Orada bazı mi kişiler bizim söylediğimiz bazı şeylerin eksik olduğunu söylüyor. Bilsinler ki bizim söylediklerimiz aslında olanın çok azı. Biz kurumları ve şahısları değil, projeleri anlatmaya çalıştığımız için böyle. Yoksa daha yoksa belediye belediyede belediye gider, isim isim de çok rahat gider, hmm. ne olduğunu ortaya sereriz. O expolar burada tasarlanmadı, onlar orada oturup izlediler. İzlediler ve uygulamaya koydular. Ve deprem göz göre göre geldi. Deprem için ne önlem almışlar? Bugün Afat'ın yaptığı bir tatbikat. 7,5 işletimde depremin olacağı belliydi. Ne yaptılar? Kim ne önlem aldı? Ben bilmek istiyorum. Orada canını, akrabalarını, yakınlarını kaybetmiş. Evet. Vatan evlatlarını yüz binlerce insanı bana göre ölmüştür. Gölcük donanmada enkaz altında kaldığım için ölü sayısını biliyorum. Tabii ki gerçeği belki söyleyemezler. Bu kadar büyük bir kıyımda kime hesap soracağız biz? Kim oraya bize daha önceden Roman'ın projelerini getirip izlettirip de dinler arası diyalog koyuyor ki Vatikan'ın Fethullah Gülen'in de destekçisi olduğu. Dinler arası diyalog İbrahim bir dinler oldu bu arada. Onda. Daha akibarlaştırırız öyle değil mi? Hemen tepki aldığı zaman isim aynen öyle Tepki ne alıyor? İsim değiştiriyor. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi de öyleydi ya 6284'e döndü sonra. Geri çekilmiş gibi yapıldı. Cinsiyetsizleştirme ve ailelerin yıkımı devam ediyor. Sonra ne oldu? UNESCO'yla ya da başka projelerle yine bu olaylar, aynı zamanda cinsiyetlerin de eşitlenmesi meselesi resmi kanallarla yine eğitime girdi. Baktığımız zaman Türksüzleştirme her alanda var. Dolayısıyla Türk Milleti... Roma'dan Türksüzleştirme'ye geçersen direkt... Çok rahat geçeceğim. Olacak. Bakın Boris Johnson... Yani Türksüzleştirme projesine de şimdi giriş yapıyoruz. Yapalım. Yapalım. Bu deprem Türksüzleştirme projesinin tetiğini basmaktı. Bu deprem o yüzden onlar tarafından tasarlandı. Çünkü zaten vaat edilmiş toprakları... Bir onlar öyle. tarafından tasarlandı cümlesi çok çok önemli. Haritaya bak. Daha önce yapılan ekspolara bak. Şimdi bunun zaten beklenen bir hamle olduğunu görürsün. O yüzden, ilde zaten. O yüzden bunlara hizmet eden, evet. onlara çalıştığını düşündüğüm din adamları düşmanın kendi yerine buna kıyamet alameti diyerek olayı kapatıyor. Çünkü bu sosyolojik bir tasarım. Tek bir kalemi yok. Buna bilim adamı İstanbul'u terk et. Öbür taraftan bu kıyamet alameti sabret. Öbür taraftan yeni Roma'yı boş ver. E olan tablo bu. Neyisini saklayacaksın? Mızrak çuvala sığmıyor. Türk milleti uyanıyor. Ne yapacaksın? Her yerden yalan hikaye uyduruyorsun. Ondan sonra e, getiriyorsun. Expolar burada nasıl tasarlandı abi? Expolarla burada yeni Roma hikayelerini izlerken o yetkililerin hiçbirisi onun hayırdır ya Roma kartalı burada ne işi var diyemedi mi? Tarihi sembolleri canlandırıyorsak Anadolu ve Türklük nerede? Niye biz bunları canlandırmıyoruz? Hani biz kaç bin yıllık Türk devletiydik? Selçuklu'yu niye göremedim ben? Osmanlı'yı niye göremedim? Karahanlı'yı niye göremedim? Geriye de doğru da giderim bir sürü Türk devletine, imparatorluğuna. Ben niye burada onların canlandırmak istediği Roma'yı görüyorum? Bunu da neyle destekliyorum biliyor musunuz? Bakın çok net. Emmanuel Macron'la Fransız Başbakanı'nın işte... Boris Johnson'la. Boris Johnson'la birlikte söylediği cümle şuydu. Diyordu ki biz Avrupa Birliği dışındaki bölgelerin de bir kaynaşması sağlamak için Eurovizyon kadar kapsayıcı bir proje yapmamız lazım. Bunun içerisinde kim olacak? Ukrayna, Türkiye, İsrail'in de olduğu Kuzey Afrika'nın da içinde olduğu bir oluşumdan bahsediyor. Nasıl ya diyorsun coğrafyaya bak Allah Allah. İsrail'den başlıyor Avrupa'da diyor buna bu arada İstanbul'un işgal edilmiş o 96 saat diye gösterdikleri harita var ya. Amerika'nın Fort Fakfı tarafından çizilen Amerika'nın Millennium Challenge ile birlikte Yunanistan'ın paylaştığı. Hatırladın mı? Biliyorum tabii ki. Bence. Depremle. Çok. Evet. Depremle işgal. Bunu çokça konuştuk diye girmiyorum bura. Deprem evet. ardından bir işgali tasarlayan depremin olacağını mı bilmiyor? Allah'ın ne zaman ne yapacağını mı oturmuş hesaplamış da ne zaman yaparsan Allah'ım o zaman da biz gireceğiz demiş. Hayır öyle bir durum yok. Depremi savaş silahı olarak 70 yıldır artık elinde bulunduranlar ki bunlar da Rusya'da bir, bir, tanesi tabii. Bugün sadece harp olarak biliyor ama tonlarca farklı versiyonu var ve adının ne olduğu önemli değil. İnsan niyetine dayalı iklimler bozulabiliyor mu? Kuraklık yaşatılabiliyor mu? Deprem yapılabiliyor mu? Hepsine evet. Ve bu adamlar meşhur 2023'ü çok güzel olacak diye seslendirenler işte bu projelerin sahaya girmesini göstermek istemeyenler, bunlara kapatıp ihanet edenler, bu ülkeye ihanet edenlerdir. Açık söylüyorum. Şimdi hard teknoloji dedin yani Rusya'da da evet. var, çeşitli şeyleri de var. Bu deprem har teknolojisiyle mi oldu? Bu Yok deprem de, insan eliyle ve fikriyle oldu. Neyle benim, olduğu önemli değil. Benim çok önemli. Rafadan yumurtayla da olmuş olabilir. Ha, Onu evet, hayır, hayır. mecazi. Teknolojinin ne olduğu önemli değil. Kuyu bombası. Be bizim benim iddiam kuyu bombası. Ben bunu ilk çıktığından beri iddia ediyorum. Uzay ajansının başkanı da elektrik direkt direk at atılabiliyor diyor. Benim için bunun ne olduğu önemli değil ki. Teknolojik olarak ya İnsan eliyle yapılan bir deprem. Teknolojik doğal olarak değil. bunu anlatsak da anlayabilecek potansiyel çok azı karşımızda. Çünkü bu halka Kur'an-ı Kerim'in 20 küsur yıldaymış hala Kur'an'ın ne olduğunu çok anlatamamış. Ama doğal Biz deprem bunun, değil yani. Yapay, ya tabii ki bu yapay niyete deprem, bağlı. Biz neden 2023'ten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak? 7 yıl kıttık, 7 yıl bolluk dedikleri sürecin İncil'de kaos dolu. Kristine Legard'ın 2014'te de söylediği. İncil'de de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Yusuf kıssası 7 yıl kıttık, 7 yıl bolluk. Her yerde geçiyor olabilir. Bu adamlar ezoterik çalışıyor. Tarihleri niye biz 23 vardı vurguluyoruz? Astrolog muyuz biz? Hayır. O tarihleri bunlar kullanıyorlar. Bunların da uygulamaya sokacağı projeleri var. Fırsat bekliyorlar. Yeri geldiğinde Ramazan başladığı zaman neden her seferinde Kudüs'te olaylar, feryatlar, figanlar yükseliyor? Evet. İslam dünyası niye ayağa kaldırılmaya çalışılıyor? Niye bizden birileri sanki Kudüs'ü kurtaracak gibi yapıp hiçbir şey yapmıyor? Çünkü halka oyun oynuyor herkes. Diyorsun. Öyle diyorum. Peki abi sana o zaman çok güzel bir soru. Bu 6 Şubat'ta Şimdi senin çok önemli bir şey bu. Deprem olmasaydı Türk ordusu sınırda çok büyük bir yani 6 Şubat'ın şafağında çok büyük bir operasyon yapılacağı söyleniyor. Hatta sevgili Türker abi'nin programında da gelen bir mesajla ben bilmiyordum, öğrendim hatta söyledim. E, Senle de paylaştım. Evet. evet. E, sen de söyledin. Buna ne diyorsun abi? Suriye devletiyle beraber oradaki terör örgütüne karşı nihai operasyon alacak. Yani tamamen oradan nihai sonuç alacak büyük bir operasyona Türk ordusu kalkışacaktı. Ama, ama deprem oldu kalkışmadı deprem oldu. Şimdi sadece bu dediğim bile bu depremin insan niyetiyle Türk milletine açılan bir savaş olduğunu göstermiyor mu? Ceset Önemli bir iddia değil mi bu? Ceset yoksa cinayet de yok. İddia değil bu resmi gerçek bu olmuş. Böyle bir şey olacaktı. Buraya denk geldi. Kader de geldi buraya denk geldi. Yani sanki bu kadar müminlerin yaşadığı bu kadar dünyadaki İslam alemini temsil edebilecek böyle bir gücün sanki Allah kaderini Böyle yazdığı gibi gösteriliyor. İşte din adamlarının onlara çalışanları buralarda devreye giriyor. Flu bilgiyi. Burada Türk milletine bir operasyon yapıldı. Bu operasyon aynı zamanda 15 Temmuz'da nasıl NATO uçakları buraları bombaladı? Şimdi o NATO'nun unsurları nasıl yardım bahanesiyle Anadolu topraklarında geziyor, boy gösteriyor. İşte aynı onlar tarafından tasarlanmıştır diye biliyorum çok. Şey diyorlar mesela şekilde. adamlar işte yardım getiriyor falan böyle bir şey var ya İspanyollar. E orada da kardeşim adam gelip şey yapmıyor. Orada sadece şey yapıyor işte yardım getirdi veya başka bir şey yaptı diye ya istediği kadar söylesin. Şimdi şöyle bir şey var. Bu adam oraya işgal niyetiyle geldiyse ki durum onu gösteriyor. O adam oraya gelip oranın havasını, oranın durumunu, oranın efendim vaziyetini de öğrenmek için gelmiş olabilir. Bu bile işgal niyetinin en büyük sebeplerinden biri değil mi abi? Bak, yani çok çok önemli değil mi? Şimdi bir şey göstereceğim buradan. Hemen gösteriyorum. Şimdi deprem sonrası Savaş uçaklarıyla 6000 askerini buraya gönderip savaş uçaklarıyla poz verenler kimdi? Başta Amerika'ydı değil mi? George Bush gemisi. İnsani yardım olarak geliyoruz değil mi? George Bush donanma gemisinin ama dördüncü gelişiydi abi onu söyleyeyim ya. Buradaydı zaten. Üç gelince mübarek. Dördüncü hayır, dördüncü Anlamadım bak. Selam abi. vermeye yani. Anlatayım abi bunu. Tamam, ee, bizi izleyen kemik takipçiler de bilecek. George Bush donanma gemisi ilk Hep geliyordu ilk buralarda geziyordu. Yok yok ilk etapta 6 Ekim'de buraya gelmişti. İşte benim anlamadığım insani yardım gemisi olarak... Senin dediğine geleceğim aslında. Savaş abi. gemisi mi gönderiyoruz? Yok yok 6 Ekim'de Hı -hı. buradaydı. Girit'e geldi. Su da deniz üstüne demirledi. İlk defa bak gelişini söylüyorum. Sonra burada Doğu Akdeniz'de bir tatbikata katıldı. Bu tatbikattan sonra Pire Limanı'na gitti. Ege'de demirledi. Daha önce geldi deprem... diyorsun ya? Daha önce gel diyorum. Şunu aslında seni de destekleyen bir şey söyleyeceğim. Evet tamam bir şey yok. A ya aslında proje çok önceden zaten belliydi. Gemi buraya sebepsiz yere geldi. Sonra tatbikata katıldı. Sonra tekrar bir yere gitti demirledi. Sonra dediler ki ya bizim hazır gemimiz var burada. Sizde de deprem olmuş. Biz size bir yardım edelim. Allah. Im. Sen de bu gemi askeri gemi. Yardım gemisi mi? Değil. Lojistik gemi mi? Değil. Yardıma gelemedi. bir manşet. Ne savaş. Bana? Aynen öyle. Ne gel Manşeti atanlar da sonra yalanladı. Çok enteresan. E zaten Türkiye'de de öyle. Özellikle böyle bazı teyit var. Benim o İtalyanların gemisini paylaştım. Sonra biz paylaştık diye İtalyanlar o askeriye sildi o tweet'i. Sonra dediler ki Eray Cosmanoğlu yalan haber yayıyor. Ya oğlum seni Kur'anları bir kere Adam o projenin adamı. mi? Adam siliyor. Siliyor ve ama... silin diyelim de Paylaştıyelim evet. paylaş diyelim de. Yani dolayısıyla yani, inanılmaz bir sosyolojik tasarımla karşı karşıyayız. Bak şu anda Amerika'nın Sahra Hastanesi Kahramanmaraş'ta Hatay'da var. İtalya'nın Sahra Hastanesi Hatay'da var. İspanya'nın Hatay'da var. Fransa'nın Adıyaman'da var. İngiltere'nin Kahramanmaraş'ta var. İsrail'in Kahramanmaraş'ta var. Rusya'nın Kahramanmaraş'ta var. NATO'nun da Kahramanmaraş'ta var. Hepsi savaş gemileriyle, Sahra Hastanesi'yle iyilik meleği olarak buraya ne yapmaya geldiler abi? Yani bir hava ölçüyorlar değil mi? Biz yarın öbür gün buraya böyle bir şey yapacağız ama en azından bir görelim mi diyor buraya zaten ilk defa gelmiyorlar ki. Bunlar daha önceden de buraya geldiler. 2013'te geldiler. 2019'da geldiler. Çok Daha güzel sonra bir not var elinde çok güzel bir not var elinde. Hı. Kitaptan özellikle bunu eklemiştim. Ben senden rica etsem onu da izleyicilerimize söyleyelim. Gerçekten de çok önemli. <laughs> ABD'nin mülteci raporu. Çok çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri bir mülteci raporu yayınlıyor. Bu raporu özellikle senden de duymak istiyorum. Hemen söyleyeyim bak. Şunu söylememe müsaade et. Bundan Hı. birkaç gün önce mi, bir hafta önce mi ne? Amerika'nın genelkurmay başkanı Suriye'nin kuzeyindeki on binlerce tır silah verdiği o terör unsurlarını moral ziyaretine geldi mi? İşte ya moral vermeye geldi. Mark Milley Güyüya. kendi şeyini yaptı. Mark Milley. Yaptı. Peki yani. bu adamın evet. özellikle Irak ve Afganistan'da bulunan tektonik silahları hızla aktif Hı. hale getiren evet. bir isim olması tesadüf mü? Değil. Ki onu bize yani bile getirmiştik. Evet. Tamam. Hala bunun üzerine harp var mı yok mu diyenlerin kendi içinde bir aklı var mı yok mu Düşünmesi sorusuna lazım. gelmesi lazım. Hayır buraya gelmesi lazım. Tabii. Salgında bu kadar golü yiyip bu kadar soykırıma uğrayan bu kadar Türksüzleştirilen de kendileri değiştirilen. Yorumlarda gelecek şimdi hep dedik ya kardeşim biz bilim dışı konuşmuyoruz ki var olan bir bilimde olan Bak, bir şey harp. Harp bilimsel bir gerçek değil mi abi? Önce bunun bir ee, altını çizelim. Hani bunu söyleyelim ki bizi izleyenler de şöyle bir şey diyor ya şimdi bazıları böyle diyor yani ya bunlar safsata işte harp her şeyi harpe bağlıyorlar falan. 70 Şu anda yaşanan kuraklığı bir görsünler bakalım. 70 yıllık bilimsel olarak var olduğu, kullanıldığı, uygulandığı sadece ne? Endonezya gibi yüz binlerce insanın depremle işgal edilmesine sebep olan bir belgeden bahsediyoruz. Ben neden buraya girmiyorum? Bir kere insanlar sosyolojik olarak öyle bir şekilde ekranlarla Muhakeme yeteneklerini, yeteneklerini kaybetti ki buna ayet indirdiğin zaman diyorsun ki bak bunu Allah gönderdi, nurunu tamamladı. Bu Kur'an'ı anlamaktan uzaklar. Hala ara harpar, harpar, ile kelimelerin, frekansların gücü adına diyor sana. Dalga geçiyor seninle. Ara Allah'ın sana gönderdiği sözü okumaktan aciz birine sen bugün harp teknolojinin varlığını ispatlayamazsın. Aşı da aynısı olmadı mı? Dünyanın en Rezil olan bilim grubu yani tıp doktorları yani, olmadı mı? Bütün insanlara sen olmuş. bu kadar akıllı halinde, senin nasıl bilime karşısın, şu ol bakayım deyip şimdi kalp krizinden ne hesap vereceklerini bilmeyenler onlar değil miydi? Meğer gripmiş abi. Meğer ölü sayıları <laughs> daha çok artacakmış, meğer kalp krizi patlayacakmış. Evet. Aynı yalan. İklimler bu işi yalan silah. Şu anda Türkiye'de milyonlarca hayvan bir hastalık bahanesiyle katlediliyor, yok ediliyor. Ben geçen sene bir tweet atmıştım, son kurban bayramımız mübarek olsun diye. Önümüzdeki kurban bayramında bu hastalıkların yapay ete geçişin bir süreci değil mi bu? Nasıl ispatlayacaksın bunu? Şap hastalıkları da çıkmaya başladı şimdi. O bu zaten çıktı. planın içinde. Bu deprem de planın içinde. Deprem bir Türksüzleştirme silahı olduğunu bak bak. Çok kadar akıllı başım. Ben bu kitabı bitirdiğimde deprem olmamıştı. Anlatabiliyor muyum? Şu anda açalım o sayfayı. Bakalım ne oluyor. O dediğin şey. Bak neler oluyor. mülteci raporunu diyeceksin? Mülteci raporuna evet. bağlayacağım. Sana bunu daha önce nasıl yaptıklarını yapıldığı takviminde İçeride ensar yalanlarıyla nasıl örtüldüğünü göstereceğim. Bak adamlar ne yapmış. Evet. Amerika'nın bir <laughs> skandal raporu. Sevgili dostlar Kasem kitabında Eray Acı Osmanoğlu özellikle ABD'nin mülteci raporunu yazdı. Buraya koydu. Tabii Şimdi ki. bundan size... Bu e, 230 sayfadan sadece 2 sayfa okuyorum. İki o kadar önemli bir tarama var burada. Dinliyoruz abi. Yani birinci madde. Devlet politikasının istenildiği yönde değiştirilmesi için göç akımlarının yönlendirilmesi. Bu cümleyi anlayalım. Devlet politikasını yönlendirebilecek kadar etkili oluyor göç akımlarıyla. Demek ki yönetimler tehdit edilebiliyor. İstediği gibi onların e, politikaları değiştirilebiliyor aslında bu maddeden. Bu çıkıyor. İstediği yönden değiştirilebilmesi için. Bu olmadı mı Türkiye'de? Oldu. İstanbul'da emlak fiyatları sadece 5-6 kat artmadı mı? 8 el kat. Yok, yok. Ben daha bu akşam söylüyorum kameralarda. Annemin oturduğu evin yıllardır, 8 yıldır neredeyse oturduğu sahibi sizinle daha bu kayda girmeden birkaç dakika önce beni arayıp 5 evet. kat bir kira artışından bahsetti. Ben de ona dedim ki 5 kattan bahsediyorsun. 5 yani, kat. 5 kat. Şaka yapmıyorum. Rakam da vermiyorum. Evet. Dedim ki ona ya biz böyle konuşmamıştık. Dolayısıyla tüm Türkiye bununla bu detayı ben canlı örneğini 5 dakika bir, bir saat önceden verdiğim için tüm Türkiye'de kiracı ve ev sahibi savaşları başladı mı? Başladı. Mahfuz kitabında biz Birinci madde 2030 takvimi için Türkiye'de de uygulamaya sokulan mülkiyetlerin kaldırılması yani hiçbir şeyin sahibi olmayacaksın mülksüzleştirme var mı? Var. Oradaki o takvimin mülksüzleştirmenin psikolojik sonuçlarını biz burada yazdık mı? Yazdık. Nasıl uygulanıyor? Gelelim ikinci madde. Göçün toprak elde etmek için kullanılması, pardon. Göçün toprak elde etmek için kullanılması. Hatay'daki boşaltılan Hatay'ın Kahramanmaraş'ın ve orada 10 ilin haritadan silinmesi için karşımıza birkaç bin tane daire yapılıyor diye bir haber konuyor. Bütün enkaz altında kalanlar, kurtarılanlar, kurtarılamayanlar unutuldu. Herkes oradan tahliye edildikten sonra sanki hastane olarak buraya gelen teröristler anılmıyor. Bu devletler terörist devlet çoğu. E şimdi biz bir bakıyoruz ki yeniden orayı inşa ediyoruz diyoruz. Ya sen dur bir saniye. Türkiye'nin yüzde onu gitti. Daha bu yıkımın ne emlak fiyatını, ne kâ, kira fiyatını, ne eşya fiyatını yansıması olmadı bile. Yatay bir seyir olarak arsa fiyatına yansıması henüz olmadı bile. Buradaki kişilerin Oraya kendileri geleceğinin önlemi alınmadı bile. Vatandaşlık verilmesi parayla durdurulmadı ki bu vatana ihanet olarak gördüğüm bir önemli unsurdur bana göre. Aynı zamanda yabancıların gayrimenkul satın alımının önüne geçilecek bir adım atılmadı hala. Şimdi oradaki Türk milletini oradan bir koy, sürdüğün gelceğiz. zaman onları oraya nasıl geri getireceksin? Bir virgül koy abi. Orada çünkü soracakları için ben şimdiden ben Soralım, sana cevaplayalım. Sorayım. İyi de diyorlar biz de bunu söylediğimiz zaman. E, yabancı ülkede de Efendim gayrimenkul satılıyor, orada da satılıyor, bir ülkede de satılıyor. Bu ülkede de niye Türkiye'de yasak olsun? F serbest Dünyada falan vatan filan. toprağını bu kadar önemseyen kutsal bir millet daha Türk milleti kadar yoktur. Tarihte de böyledir. Sen vatan toprağını parayla satman demek her şeyini parayla satabileceğin anlamına gelir. Vatan toprağı belli bir ölçüde dünyanın her yerinde satılır. Avrupa'ya bir tane turist girse, bir tane mülteci girse sınır dışı edilip Türkiye'ye para veriliyor al bunu orada tut diye milyonlarca buraya göç edildi milyonlarca bak 8 10 milyon Yani oradaki var. belli sayı Türkiye'nin Türkiye'nin yapılıyor. Burada diyorsun. Hatay'ın nesi yok. meşhur? Atıyorum kebabı değil mi? Hatay'ın yöresel özellikleri bunların hiçbir orada geri yeşermez eğer önlem olmazsa. Kahramanmaraş'ın, Malatya'nın, Adıyaman'ın hiçbir kültürel özelliği, yöresel özelliği, şivesi, lehçesi, tarihi mimarisi yetişmez. Sen gelip buraya Hatay'a Expo <laughs> Expo Roma'yı izletirsen getirip bunu yaparsan, bunları önlem anlayıp yerine yabancı mültecileri getirirsen Müslüman kardeşimiz de olsa fark etmez. O adamları toprağından kim söküp atıyor ona bakacaksın. Evet. Onları yerinde memnun edeceksin. Benim toprağımdaki kültürel... Yalı... Ya adam söylüyor bu maddeyi ben yazmadım ki. Göçün toprak elde etmek için kullanılması bir askeri savaş silahı bu. Sen tank ne zaman yayınlamış abi bunu? Bunun tarihini e, not almadım. Çok hmm. yakın bir zamanda bunu bazı generallerimiz amirallerimiz gündeme getirdi. Ben de onlardan aldım. Kaynaklarını da buraya koydum. Niye sordum biliyor musun? Söyle. Çünkü e, bu proje çok çok eski bir proje olarak zaten göze çarpıyor ama yakın zamanda bu yayınlandıysa mesela bir sene iki sene önce yayınlandıysa Şimdi uygulamaya kondu. tam bir fecaat. Biz bunu İstanbul için yazmıştık. Bak Anadolu'da patladı olay. Kahraman, muhtemelen İstanbul'da kağıthane depremiyle ya İstanbul'u düşüremediler ya yeni Roma yapacakları yerlerin de yıkılmasını göze alamadılar ya da hala yetkililere bir tehdit unsuru olarak İstanbul masa da bilemiyoruz. Hep üç seçenek Bu çok önemli abi. ihtimal. Bu, bunu dikkat çekmek lazım. Ama buradaki tehdit orada gerçek oldu. Bir sistematik Anadolu, Arz-ı Mevut, evet. Mel -me i Kübra. Mel -me -i Kübra. E, aynı zamanda Armagedon'un değil mi? Yani ya da Arz-ı şey zaten, evet. Aynı şey zaten semavi dinlere göre yani birisi Yahudilere göre Arz-ı Mevut. E, orası patlamadı mı? Aynısı Büyük ortadoğu projesi değil miydi? Neden ben Yeni Roma ile Büyük Orta Doğu aynı şeydir diyorum. 2016. Birbiriyle bağımsız değil. Birbiriyle bağlantılı. Aynı şey olduğunu söylüyorum. Neden olduğunu da söyleyebilirim. Tabii. Hatta direkt oraya da geçebilirim. Olur abi. Ee, Bitti mi o şey? Hayır bitmedi. Orada Hı. 7 madde var. Ama bak Yeni Roma mı kurulmak istiyor dediğim yerde şu iki maddeye gireceğim. Neden orayı depremi Bekliyorum. yaptılar ve oraya geldi diye söylüyorum. Bak bu adam diyor ki Avrupa'da bir Roma İmparatorluğu kurmak fikri diyor. Fikir babası Emmanuel Macron diyor ki. Roma İmparatorluğu kadar büyük, İradyo'n kadar kapsayıcı dedi, tamam mı? Avrupa ve komşuları ile işbirliği sağlamanın yolu olarak diyorlar bunu. Roma'nın bir modern versiyonu. Avrupa'nın siyasi fikrine bir alternatif olarak Türkiye ve Kuzey Afrika devletlerini içeren bir ortaklık vizyonu. Bak Türkiye ve Kuzey Afrika diyor. bambaşka bir yer çıktı karşımıza değil mi coğrafyada? Kuzey Afrika. Şey de Büyük Ortadoğu Projesi de yani ilk çıktığında öyleydi. Büyük Ortadoğu ve Kuzey Afrika. Evet, Projesi tam onu demiş. diyecektim. 2006 yılında yetkililer bir açıklama yaptı. Türkiye oranın eş başkanıdır diye. Değil mi? Evet. Peki eş başkanıdır dedik. Orada kullandıkları Afrika genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ydı. Buradaki kullandığı ifade de aynı. Bahsettikleri aynı. Üstelik Emmanuel Macron biraz daha cesur davrandı. İsrail de bunun içinde var dedi. Bakın Küreselcilerin parlak çocuğu ben öyle evet, diyorum Biz ona. Büyük yani, İsrail'in projesini yapıyormuşuz da Atay'da aslında o izlettirilmiş de Ayasofya'da meğer bunu hazırlamış da biz anlamamışız gibi olmadı mı Parçaları Bak ne kadar bir büyük resim birleştiriyor. Dolayısıyla... Ya bu büyük resim o kadar önemli ki bak birileri bunu o kadar basitleştiriyor ki... Anlamıyor çünkü. Hatay Expo'da ya ne var diyor bundan bir şey çıkarmışsınız diyor. Ne alakası var diyor. O kadar da değil diyor. Ama o kadar. O kadar. Bunlar o kadar. hiçbir tasarımsız plansız yapılır mı? Adam Türkiye işgal planını 2002'de yaptı. Lozan'ın bağımsızlık ne? tarihinin aynı tarihinde Milayim Çelinci. Onu orada yapıyor. Aradan 20 yıl geçiyor. Bugün hala depremin aslında onun başladığını gösteremiyoruz. Ya ben bu adama diyorum ki az önce Sahra hastanelerini kuranlar Aydın iline kadar Türkiye'yi zamanda işgal etmiş sonra bu milletin defettiği devletlerin aynısı. Sevr anlaşması Geri anlaşması geldiler. Değil mi? Sevr anlaşması. Evet. Değil. Biri hariç. O yok çünkü Sevr'de. Ee, Rusya. Çok önemli değil. Bence hepsi aynı. Yok ben Rusya'yı senden ayrı tutuyorum. Ha Rusya'yı bundan... temizlememiz lazım. Mübarek o. Hayır mübarek değil. Rusya ile şu an kader birliği var ama onu başka bir videoda anlatırım. Evet. Rusya'nın Ayasofya üzerine planı yok mu diyorsun? Buradan önce konuştuk ya mesela. Tamam ben onu, <laughs> bir de aynısını girmeyelim çünkü vaktimiz az. Sorun yok. Devam e ediyorum. Sevgili yönetmenimiz de uyarıyor. Kaç ee, evet. dakikamız kaldı? 4 dakika. 4 Dakika, 4 dakika daha şu maddeleri de alalım. Ona Ü göre güzel bir şey de... Üçüncü madde göçmen ihracı. Evet. Ülkelerin muhalif unsurları yoğun bir şekilde yollayarak onlardan kurtulmak. Demek ki kurtulacaklarını bize yollamış olabilirler. Zaten bununla ilgili siyahlı... Esat söylemedim ya? Bunlar... <laughs> i̇ç çatışma zamanında bile ortaya çıkacak evet. olan unsurlar bu ülkede var şu anda. Göçmen olarak Esat gelmişlerdi. Esat söylemişti onu biliyorsun. Doğru. Ben de söylüyorum. Ekledim Esat'a. Selamlar olsun oradan. <laughs> Dördüncü silah. madde. Ekonomik silah olarak kölelik düzeyinde ucuz iş gücü. Türkler işsizleşme oranında çok ciddi oranında bu ülkenin evlatları iş bulamadı değil mi? Hı -hı. Kendi evlerinde kirada oturamadılar. Türksüzleşme adı altında İstanbul'dan tersine göçlerle gittiler. Evet. Anadolu'daki ve Karadeniz'deki en iyi yerlerden de Türk Türksüzleştirme dediğim şekilde geri gittiler. En kötü kapsül evlere doğru Türkler sürüklenirken yerine yabancılar geliyor. Bundan büyük Türk süzleştirme mi olur? Eray hocam hemen onu da sana sorayım ben çünkü o da çok soru olarak geliyor. Sor. Anlatamıyoruz insanlara. Sen belki daha iyi anlatırsın. Diyor ki ya bugün diyor mülteciler gitse diyor İstanbul'da efendim iş gücü diyor acayip kötü kimse iş çalışmıyor. Onlar olmasa şu an piyasa çöker. Öyle bir anlatıyorlar ki vay 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 anasını bu neymiş ya? Yani onlar olmasa bak piyasa çöker. Bak. Bu bu çok geliyor ama sana da gelmiştir değil mi? Ya geldi ama. Ee, ne bi diyeceğiz bizim ben? bu projenin devreye gireceği meselesini kapatacak bu. Yani sosyal medyanın zaten varlık amacı, yorumların tasarıma konmuş savaş silahı olma özelliği şöyle bir şeydir. İnsanları abuklatıyor. Okumadığı için her şeyi biliyor. Her şeyi bildiği için her şeyi konuşuyor. Bunu anladığı zaman Türk olan, Müslüman olan bu vatanın derdiyle dertlenen hiç kimse bunun aksine bir cümle kuramaz. O adam muhtemelen bir tane e, Türk gelmiştir buna... Hadi lan çalışmıyorum oradan demiştir. Yerine bir Suriyeli gelmiştir. O da onu kullanıyordur. Muhtemelen bize de gıcık olmuştur. Ondan o yorum yapar. Onun kafasından <laughs> çıkan bir fikri ciddiye almıyorum ben. Eyvallah. Genel inançlı, ihlaslı, vatanlı düşünen, vatanını sevmeyen bir düşünceyle biz bir yere varamayız eyvallah, zaten. Eyvallah. Beşinci madde. Başka ülkeler tarafından göçmen olarak casus gürüğün yollanması. Türkiye'de maçlarda dayı kaşınan o durum var ya. İşte o sahra hastaneleri kuranlar var ya. NATO'nun da bir iç savaş çıksa da müdahale etsem, işgale doğru sürüklesem ülkeyi diye fırsat kolladığı durum aslında bu maddeyle örtüşüyor. Nitekim casuslar da yakalandı biliyorsun yakın süreçte. Yakalanamadıkları da ne kadar da vardır. Evet. Allah bu yetkililere, silahlı kuvvetlere yardım etsin. Amin. Altıncı madde militarize göçmenlik. Yani bildiğin PKK'nın, IŞİD'in, El-Kaide gibi yerlerin değişik ülkelere sızmaları ayrı ayrı devam ediyor. Yedinci madde propaganda olarak göçü malzeme olarak kullanmak. Bak az önce Trabzon'dan bahsettin. Trabzon'un meydanında bu milletin görev verdiği, hizmet et bana dediği kişiler oradaki ülkedeki insanlara parmak sallayarak tehdit etti. Ne dedi biliyor musun? Buraya para girmesin mi dedi. Bütün uzun göl, bütün Karadeniz'in en güzel yerlerinde Türkler yok. O şeyler değil mi? Abi? Mülki Deden... olarak oraya geldiler ama turist ayağına gösteriyorlar. Dolayısıyla bu gibi olaylar bir propaganda malzemesi olarak kullanıp bu şuur güzel. kaybından, inancından fayda olanlar kapatılıyor. Ama öyle değil. Dolayısıyla plana hizmet ediliyor. O zaman diyoruz ki abi buradan Şimdi değilse ne zaman? Biz, Biz değilsek kim? kim? Doğru mu? Evet. Bu zaten çok az evet. söyleyebildiğimiz cümleler bunlar. O yüzden. başka bir şey... çok şey ifade ediyor ama. Ee, Hud suresinden bir ayetle bitireyim. Senden Hı. olanlarla yola çık. İçinizden hiç kimse geri dönüp bakmasın. Evet. Ayetin detayı kapakta var ama orada karın bile geride kalsın diyor melekler peygambere. Helak edilecek bir şehir için. O yüzden bunu bilmek anlamak lazım. Buraya da Aynen güzelce doğru. yazmışsın abi. Gerçekten de yani çok dolu dolu bir röportaj oldu. Eee tabii ben aralara girdim. Abi bizi çok izleyenler söylüyor arkadaşlar. Diyor ki ya hocam çok araya giriyorsun. Kardeşim ben aslında normalde moderatör değilim. Ben de konuşmacıyım çok ama yorumcuyum. Konuşmayı da seven biri. Kanalıma ala aldığım bir insana da yani ben de beraber yorum yapıyoruz. Burada biz sohbet evet. havasında geçsin istiyoruz. Çok değerli. Yani o yüzden de ben Eray hocamı da açmak zorundayım. Eray hocamı o sorularla açıp size daha iyi bilgiler aktarmak zorundayım. Bunun için yapıyoruz. Çok da faydalı olduğunu çok düşünüyorum. Çok değerli, çok. Çok Kesinlikle teşekkür ederim. Öyle. Çünkü evet. sadece mesela bazı yerlere gidiyoruz programa. <laughs> Olaylar ne olacak diyor bana da ben orada komple bitiyorum. Evet, çok teşekkür ederiz sevgili dostlar. Elaycı Osmanoğlu ile birlikteydik. Çok keyifli güzel bir program oldu. Sizler de bu videoyu paylaşıp, beğenip, yorum yapıp destek olmayı Fazlına unutmayınız. Konuşalım. Evet, inşallah başka bir videoda yine sözünü alalım, yine çekeceğiz. Tabii. Sevgili dostlar, hoşçakalın.